Adnan'la Emre de güzel bulaşık yıkıyormuş, bunu da görmüş olduk. Siz de desteğe gidin ama dördü anca yani. Dördü evin içinde anca fotoğrafı. Güzel yemek yaptık Seda Hanım. Bizi hiç söylemiyorsunuz. Dördü bir siz ne yaptınız bakayım pek göremedim. Yemek kahvaltı hazırladık biz de. Ha, biz de asamarat değiliz diyorsunuz. Evet. Türk o güzel yumurtayı kim yaptı? Ben yaptım yumurtayı, sosisi. Oo. Türk mutfağını gösterdiler. Türk Seda Hanım Amerikan salatası yapmışlar. Ya yapmış ama Seda. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ya. Semih yemek yapmam filan diyen daha böyle ağır maço duruşlu Semih de harika bir yumurta salatası mıydı o Semih? Peynir tabağı yaptım. Peynir Amerikan tabağı. Salatası ama yaptım. Çok güzel gözüküyordu. Nefis bir şeydi. Görseli güzeldi evet. Ben de kendime inanamadım Seda. Yani. Bak demek ki üzerinde çalışırsan senden daha neler çıkacak. Benim olur, yap olur. Dediğim günlerde hep diyordu ben yapamam edemem. Benim böyle yeteneklerim yok diyor. Adamla ayrıldık yeteneği ortaya çıktı. Gizli yetenekleri ortaya yalnız çıktı. Yalnız kalınca ilham geldi bana. Ha ne güzel daha bak, mutlusun demek ne biliyor musun? Yalnızken. Baskı yapmayınca, beklenti olmayınca, kendi haline bırakınca çıkıyor bunlar da ondan. Öyle, İlişkinin kuralları ne biliyor musun? Beklenti içinde olmayacaksın, çok evet. Fazla yargılamayacaksın. Evet. O zaman kendiliğinden geliyor. Ve olduğu zaman da mutlu oluyorsun. Bravo. Sana sürpriz oluyor. Zaten söyleyince yapılınca hoşunuza gidiyor mu? Mehtap söylüyordu, Murat yapıyordu ertesi gün. Hoş mu yani? Ne yapmış? Yani romantik bak, hareketler. Hayır hiç de değil. Ne yapmış? Neyse geçmişe dönmüyorum, kurcalamıyorum orada. Hayır biz ama Murat'ın yaratımı değişen var. Nankörlük en sevmediğim şey. Şimdi Leyla Hanım'a dönelim. Leyla Hanım buradaydı bugün. Bir önceki gelişinde bayağı Leyla Hanım aslında sakindi. Hatta hatalarını, kusurlarını görmüş gibi dedim. Böyle yumuşaktı. Gibiydi. Bu gelişinde yine biraz böyle dişliydi. Gibi gibi. Önce Semih'le kozlarını paylaştı. Bakalım ne oldu? Ay çok merak ediyorum. Ama siz onlara zaten dolup dolup gelmişsiniz. Ben o ayrı izledim. Bir olay. Hayır, o hafta bütün gün izledim ve bütün gün baktım ki tek yaptıkları şey burada seni araya alıp sürekli Nur'u karalamak. Seni araya alıp sürekli Nur'u karalamak. Ve öyle bir saman altından göndermeler yapıyorlar ki sen bunun farkında bile değilsin. Bu da beni üzdü. Tamam, siz kendinize göre haklısınız. Doğru söylüyorsunuz. İki tarafta dolduruşa gelmiş olabilir. Nur'u da çok dolduruşa getiriyorlar baktığın zaman. Evet. Ben o yüzden burada mutlu olacağımı düşünmüyorum ve sıkıldım yani. Yoruldum artık. Çünkü ben bir ilişki yaşıyorum, bir şey oluyor. Mehtap veya A kişi, B kişi hep aralara giriyorlar. Beni karalamaya çalışıyorlar veya Nur'u buradakiler karalamaya çalışıyor bir şekilde. Bunlar hep önümüze çıkacak. O yüzden istemiyorum yani. İyice duygularım bitti. İnanmıyorum gerçekten. Gerçekten söylüyorum. Hoş geldin Emre. Yok yok, sizleştim demedim. Duygularım bitti. Sizleştim demedim. Gerçekten hoş geldin Emre. Yok, o ayrı bir şey yani ben. Ama ben şöyle söyleyeyim. Yani içeride ilgilenip farklı bir gelin adayı yok bitmez. Ama yani. Bak bir şey söyleyeyim, bu kadar çabuk duygu bitmez. Ama zaten. Siz buraya geldiğiniz zaman dediniz ki Erdem için. Erdem için. İkisi tane aday, tamam. Semih de dahil. En beğendiğim tamam. Damat adayı Erdem'in, sizdiniz dediniz ama Erdem için. Ama Erdem'in huylarını orada, çok beğeniyorum tamam, ben. Gerçekten çok beğeniyorum. Beni orada düşürdüğünüz durumun da farkında mısınız? Sahiplenmesini beğendim, şey yapmasını beğendim siz ama. Siz beni kızınıza layık görmüyorsunuz ki Erdem'i övüyorsunuz hayır, benim yanımda. Hayır, Melis'le Erdem o yolda yürüdü ve Melis Erdem'i görür, seni görür görmez Erdem'den vazgeçti ya. Hani tamam. Kaldırdı, attı, bıraktı bu ilişkiyi, bitirdi. Demek ki o kadarlık bir ilişki yaşadı, o kadarlık önemsedi, o kadarlık değer verdi. Hemen bitirebiliniyormuş, hemen kaldırıp atılabiliniyormuş. Ama bu kadar basit değil. Ama sizin beğendiğiniz damat adaylar arasındaydı herhalde. Beğendim huyunu falan, beğendim bir insan ama ha. Dedim ya Melis'ten kalan enkazı biz kabul etmeyiz. Burada şimdi birçok kişiye söz hakkı doğuyor. Bir tanesi Melis. Erdem'in senin enkazın olduğunu öne sürdüğü için Leyla Hanım. Bir tanesi Emre. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Bir tanesi Mehtap. Yalnız ben şunu ekleyebilir miyim hemen? Tamam senden başlayalım. Hani Semih şey diyor herhalde. Hissizleştin demedim. Yani duygularım kalmadı diyorsun ama ben duygularım kalmadı demedim. Sana karşı bir şey hissedemedim dedim. Hissedeceğim kişi yani... Hissedebileceğim birisi geldi ve hissettirdi bana bunları. Ve şu anda da onunla çok mutluyum. Gayet de yolunda gidiyor yani. Her gördüğümde de aşkla ve huzurla bakıyorum ona. Bu kadar. Çok güzel. Yani duygularının kalmaması için zaten yükselmek önce bir duygularının olması sonra düşmesi lazım. Aynen öyle. Siz aynen çok öyle. Başta zaten vazgeçtiniz. Aynen öyle. Sağlık olsun. O bir annedir. Saygı duymak gerekir. Aynen kapatalım bu mevzuları. Erdem beğeniyordu ama senin enkazınmış. Erdem yere benim enkazım değil. Enkazım olacak bir durum da yok ortada zaten. Biz Erdem'le senelerce çıkıp da ben Erdem'i herhalde üç çocukla ortada bırakmadım. Bir de yani ben bırakmadım diyor. Yani üç çocukla o beni demiyor. Yani üç çocukla ortada bırakmadım. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca ben Semih'i görüp de Erdem'den vazgeçmedim. Ben
Erdem'le ayrılmaya karar verdiğimde daha Semih bu evde yoktu. Hatırlatırım. O tabii. Leyla Hanım pek net izleyememiş. Bir daha internetten açsın izlesin. Ondan sonra gelsin tekrar konuşuruz bu konuyu. Hızlı bir geçişti. Hani evet, Semih'e geçiş. De, yani bu da benim hayatım. İster hızlı geçişte bulunurum, ister yavaş bulunurum. Kaplumbağada değilim ayrıca. Sen de o dövme mevzusundan dolayı belki içinde bitirdin bu işi. Aynen öyle. Zaten yani çok derin duygular besliyorum sana karşı durumu da yoktu bende yani. Neyse ayıpsız ve güzel ayrıldınız ya. O zaman Nur'un da geçişleri çok hızlıydı. Yani burada Emre için bu kadar ağır konuşabiliyorken Nur'un Semih demesi normal mi? Çok hızlı değil mi sizce? Ben mi Emre için ağır konuştum? Senin için demiyorum. Emre için ağır konuşuyor ya seninle alakalı. Kızımı bıraktı, kızımı üzdü, böyle yaptı, şöyle yaptı diyor. Emre'ye hep saldırıyor ya. Semih'e hızlı geçiş yapan sensin. Emre'den sonra ya, Semih gel sensin. Ya onun fikri yani. Ne yapabiliriz? Yani ben fikirlerimi engelleyeceğiz yani. Semih de burada senin istediğin karakterde bir insan değil. Sen ne dedin? Ne yapayım? Elimde değil. Ben onu istiyorum. Onu istiyorum. Seni mutlu etmeyen bir adam var. Herkes aynı fikirde. Semih de orada diyor ki Mehtap beni karalıyor. Semih ben seni karalamıyorum. Sen de ne görüyorsam arkadaşıma onu empoze ediyorum. Çünkü sen de gördüğün bu. Kızın da gördüğü bu mutsuz. Karşılıksız bir aşk yaşıyor benim arkadaşım senin yüzünden. İyi çünkü analiz sen yapamıyorsun onun istediği ama. Karakterde değilsin. Sadece dış görünüş olarak İyi etkiledin. İyi analiz yapamıyorsun. Aynı Melis'in dış görünüş olarak etkilendiği gibi hani öyle yapmış ya. Ben hep biz yargılanıyoruz ya bu yönden. Bu böyle bir şey. Sen onun istediği karakterde bir Semih az önce de Nur'u savunurdu. Tamam değilim Mehtap. Ben bunun farkındayım zaten. Değilim. Ve o yüzden duygularımın bittiğini belirttim. Tamam mı? Bu konu hakkında artık tekrar konuşmak istemiyorum. Tamam. Biz seni karalamıyoruz yani. Ne görüyorsak onu söylüyoruz. Ben de ne görüyorsam onu söylüyorum sana karşı. Ya sen az önce de Nur'u savunur gibiydin. İşte Emre Nur'un son lafına niye alınsın Mehtap o kadar laf saydı diye. Nur'a karşı yeniden yumuşayan duyguların mı var? Yok yok Seda Hanım yani savunma değil objektif baktım sadece. Mehtap çünkü orada daha çok konuşuyor ben dikkatimi çekmedi. Orada Nur'un tek bir şey söylediğini Emre takılmış yemek konusunda hassas olduğu için. Ama Mehtap orada Nur'un 10 kat gömlek üstünde bir şey söylüyor yani. Bıdı 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 konuşuyor. En son Nur'un söylediği kelime Emre'nin ağrına gidiyor. Zoruna gidiyor. Bu yani. Hayır zaten bunlar şey silsilesi Semih. Orada hani o tabağı alırken zaten orada bir söylenmeler başladı. Var. Hani söylenmelerden sonra zaten ben tepkim sadece Nur'a değildi ki. Genel anlamda yani. Bir tek. Sen yeter ki sen kısmetse olur.